Yeni bir videodan tekrar merhabalar. Bugün günlerden salı. Ayın kaçıydı? 20-30'u. Bugün en 30 olması lazım salı günü. Şimdi ben hazırlanmıştım şöyle. Güzel bir kombinimi de yapmıştım arkadaşlar. Eteğimi giydim üstüne. Saks mavisi bluzumu giydim. Üzerine beyaz gömleğimi giydim. Saçlarımı yaptım. Yani hazırlandım. Önce bir çiftlik caddesine gidecektik. Samsun'da olanlar bilir. Orada bir dolaşırız dedik. Oradan da işte sandalye atarız. Sahilde otururuz. İşte keyif yaparız. Bir şeyler içeriz, yeriz diye düşündük. Akşam da eve gelip yemek yapacaktık. Baget. Şu an aşağı indik. Araba arka tarafta. Park halindeydi. Bir ön taraf var, bir de arka taraf var. Arka bahçe. Lastiğimizin havası inmiş. Yani olabiliyor böyle şeyler sonuç olarak. Allah'tan hareket halindeyken bir sıkıntı olmadı. Yani şükretmemiz lazım. Her şerde bir hayır vardır. Öyle düşünüyorum artık çünkü ben. Allah'tan hemen Anıl şeyi aradı. Fark ettik saat 12.30 gibi çıkmıştık evden. Otolastikçi aradı. O da yarım saate geliyorum dedi. Az önce geldi. Bir 10 dakika falan oldu hatta. İyice baksın bütün lastiklere. Biz şeyden diye düşünüyoruz bir de. Anıl geçen sanayiye gitmişti geçen izinli olduğu gün. Cumartesi günüydü sanırım, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Sanayiye gitti. Sanayide yine böyle lastiklerle ilgili bir şeyler yapmışlar. Öyle yani arkadaşlar, yapacak hiçbir şey yok. Ama hava bozdu. İşin kötü tarafı o. Yani hava iyi olsa hiç sıkıntı olmayacaktı. Hani yine bir saat ya da iki saat gecikmeli bir şekilde yine giderdik gideceğimiz yere. Yani yine gideceğiz ama... Havanın bozulması işte sahil planımızı biraz bozabilir diye düşünüyorum. Şöyle çok tatlı oldum. Hatta şöyle göstereyim size ben. Şöyle giymiştim arkadaşlar. Neyse dediğim gibi yine... Yine çıkarız ama bakalım nereye gideriz. Hemen yapıldı bir saniye. Şimdi bugün neler yaptık hemen kısaca bahsedeyim. Eve gidiyoruz bu arada. Kahvemizi aldık. Ondan önce Egemen'i Kent Park diye bir yer var. Oraya oyun oynatmaya götürdük. Orada biraz oyalandık. Hava o zaman çok iyiydi. Şimdi hafiften yağmur atıştırıyor. Sahile geldik. Sandalyelerimizi biraz attık. Kahvemizi içtik. Pasta almıştım ya Starbucks'tan. Pastamızı yedik derken çok oturamıyoruz arkadaşlar. Çünkü Karadeniz'de yaşamak. Çünkü her an yağmur yağabilir. Mayıs'ta böyle geçti yağmurlarla birlikte. Gerçi Türkiye'nin şu an her yerinde sanırım yağmur hakim olduğunu görüyoruz. Yani her yerde demeyelim de genel olarak diyelim. Öyle eve gidip de yemek yaparız. Sonra da akşam güzelce maçımızı izleriz. Maç varmış akşam. Böyle şimdilik. O zaman tekrar açarım sonra. Görüşürüz. Bir yağmur başladı arkadaşlar. Bakar mısınız? Zaten sesler anlıyorsunuzdur yani. Böyle bir yağmur yok. Of of. Merhabalar, merhabalar. Size en son kaç gün öncesinde bıraktım onu bile unuttum. Anan'ın da tişörtü orada asılı, yeni yıkandı. Ben de şimdi kuaförden geliyorum. Şöyle saçlarıma falan bir fön çektirdim, yıkattım.
derken az kalsın yağmura yakalanıyordum. Hatta havası söndü bile diyebilirim. Aslında hava sıcak ama yağmurlar bitmedi. Bir türlü bitmiyor arkadaşlar. Her neyse. İki olay anlatacağım. Hemen onun için açtım. Böyle özetle kısaca anlatayım diye. Birincisi geçenlerde yani 3 gün önce falan sağ göbek çevremde hafif bir ağrı hissettim. Ve dedim eyvah yani. Sonra babama sordum apandisit mi acaba falan dedi. O öyle derdemez, ben zaten böyle soğuk soğuk terler boşaltmaya başladım. Gözüm falan kararmaya başladı. Yani ilk defa böyle bir şey hissettim yani, o korkuyu hissettim. Sonra bütün gün sadece o ağrımı dinliyorum. Kesin bir şey var, kesin bir şey var. Sonra kendimi sakinleştirdim, işte yemek falan yaptım, evi süpürdüm derken kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Ama 4'ten sonra bir daha böyle kötülendim. Sonra dedik akşam en iyisi doktora gidelim, işte babam da işteydi tabii o sırada. O da dedi yani bu saate kadar zaten çoktan kendini dedi gösterirdi, ağrın artardı dedi. Ki kaç saat geçmişti üstünden, sabah 8'de fark ettim. Akşam 5-9 saat falan geçmişti. Ondan sonra o da hani bir şey yoktur falan dedi ama ben yine doktora gitmek istedim. İşte birkaç hareket yaptırdı, zıplattırdı falan. Orada ağrı var mı? Karnıma bastırıyor. Ben hani yok dedim. O kadar şey, sıkıntılı bir şey yok. Ağrım yok. Şu an dedi tomografimiz açık sadece ama dedi seni bunun için sırf tomografiye sokmak istemiyorum dedi. Çünkü çok hani radyasyon var. Yeterli bulgu yok elimde dedi. Bu yüzden dedi eve git bir takip et 2 saat sonrasını, 4 saat sonrasını sabah bir bak işte nasıl oluyor falan. Ben de tamam dedim ama hani o yaşadığım korkuyu size anlatamam. Böyle hani anlatmak istedim yani şu an size. Bilmiyorum, çok aşırı derecede korkmuştum. Böyle yani. Bak bir şey söyleyecektim, onu unuttum şu an. Aklıma gelirse tekrardan söylerim. Saat 5'i geçiyor ama dediğim gibi hani hava yağmurlu olduğu için çok aşırı şey var. Hava karanlık yani. Anılcığıma da dedim ki Rossmann'a uğrayabilirsen şunlardan alabilir misin? Bu galiba Rossmann'lara yeni gelmiş. Daha önce bu markayı duymuştum. Çok övülen bir marka. Eğer o yoksa dedim bundan al. Bunu da çok övüyorlar gerçekten. Camlarla başım dertte biliyorsunuz. Bir de şöyle pastelimi, parlatıcısını almasını rica ettim. Eğer ki uğrayabilirse, çünkü yağmur da orada çok başlamış. Böyle arkadaşlar, şimdilik durum vaziyet bu şekilde. Hemen kısaca bir neler olduğuna dair anlatmak istedim. Dün de öyle bir gezmeye çıktık. Şeye, Baruthane Tepesi'ne. Amisos Tepesi'ne, Baruthane değil. Amisos Tepesi'ne öyle bir çıktık. Bu aralar en büyük favorimiz sahilde sandalyelerimizi atıp kahve keyfi yapmak. Hatta birkaç fotoğraf bulabilirsem göstereceğim eğer ki. Şöyle. Yani çok, bilmiyorum, çok zevk almaya başladım. Egemen taşım da burada, böyle oturuyoruz. Yani kapalı ortamlar zaten yaz geldikçe, sıcaklar bastırdıkça insanın içini daraltıyor. Biz de hani rahat rahat sandalyemizi atıp kahvedir, işte ne bileyim mangaldır. Henüz mangal yapmadık, mangala babamla gidiyoruz. Çünkü babam yakıyor mangalları. Yani açık hava daha zevkli, daha güzel oluyor. Ve çocuğun oynaması için de açık havada daha iyi bir ortam olmuş oluyor. Böyle valla. Şimdi babam kasaba gitti et almaya. Egemen'e sormadım börek yedirdi mi diye. Dev böreği yapmıştı. Onu bir sorayım, Egemen'e yedin mi yemedin mi diye. Eğer yemediyse ona bir yemek yedireyim. İçeride şimdi tek kaldı. İçeri gitmem lazım. Tekrardan açarım kamerayı. Hemen kısaca bir bilgilendirme yapmak istedim. O zaman sonra görüşürüz. Dev böreğimiz burada. Egemen yediğini söylüyor. İkinci anlatacağım olan şuydu. Bu güzelim çiçeğimde hepsini ben ayda bir, 3 haftada bir büyük bir kovanın içerisine koyup güzelce sulama yapıyorum. Suladık, dışarı çıktık, eve geldim. Balkonda yıkadık, açık olan balkonu. Tabağa koymuştum, hani suyu tabağa akıtsın diye. Balkonda duruyordu bütün çiçekler. Bir kaldırdım ki tabağın her yeri solucan olmuş. Yani bir değil, herhalde 40, 50, 60 tane. Ay söyleyemiyorum bile, solucan vardı.
güzelim çiçeğim de. Ondan sonra bugün hemen eşime toprak aldırdım benim çiçekçimden. Hani diğerlerinde yok Allah'a şükür. Çok şükür diyeyim. İçeridekinde de yok. Küçük olanda da yok. Ve bakar mısınız ne kadar güzel yaprak çıkarıyor. Bir ara var ya gerçekten atmayı bile düşündüm ama kıyamadım. Hani baksana çok tatlı, çok güzel çiçek. Ama bilmiyorum inşallah bir daha çıkmaz. Yoksa herhalde uğraşamayacağım gibi geliyor. Yani sonra toprak aldırdım. Her yer saksıyı güzelce yıkadık, kuruladık. Ondan sonra babam güzelce köklerine varana kadar yıkadı. O eski toprağı attık. Yani yarım litrede su koydum cam suyu olarak. Şöyle güzelce hem toprağını yenilemiş olduk. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmamıştır köklerinde de yıkarken, temizlenirken. Hani bunu da anlatmak istedim arkadaşlar. Böyle. Umarım bir daha olmaz. Hiçbirinde olmaz. Gerçekten çok kötü bir durum ya. Çok üzülmüştüm. Neyse. İnşallah olmaz daha. Evet. Bilmem kaçıncı günden tekrardan merhabalar. Bu vlog bir türlü bir düzene koyamadım. Bugün 6 Haziran Salı 16:45 bu saate kadar dışarıdaydık. Anıl'la beraber çıktık. Arabayla o işe gitti. Ben de dedim hani piyazaya bırak bizi piyazaya. O bizi piyazaya bıraktı AVM'ye. Bayağı egemen oyunlar oynadı. Ben bir şeyler aldım, baktım. Öyle dolaşmış oldum. Saçıma da bu arada yıkattırdım. Tekrardan bir düz fön çektirdim. Bakın herkes böyle güzel düz fön çekemiyor. Hoşuma gitti yani orası da. Öyle bir de kafa masajı yaptırdım. Çok iyi geliyor ya. O kafa masajı var ya. Sırf bunun için inşallah böyle sürekli kuaföre gidip fön falan çektirmeye başlamam. Çünkü bu aralar buna taktım. Neyse. Şöyle gratis B2'da yaptırdım işlemimi. Yıkatma fön. Oradan da neler aldım. Ondan önce şöyle egemen için ufak bir... Ne denir ki buna? Havuza girerken falan hani kaymasın diye. Kaymayı önleyici. 27-29 numara aldım. Denettirdim. Gayet de iyi oldu. Hafif büyük oldu ama iyi oldu yani. Sonra eczaneye gittim. Eczaneden hemen ne aldığımı söyleyeyim. Iliad'in klasik ama bu aralar daha az kullanmaya başladığımı fark ettim. Bir de şöyle Mustela'nın onarıcı bakım merhemi. Şimdi bunu neden aldım? Hatta kutusundan çıkaralım. Şöyle bir krem. Oyun oynarken bir tane çocuk Egemen'in elindeki oyuncağı zorla almaya çalıştı. Egemen de vermek istemeyince yüzünü tırmıkladı. Yani resmen böyle yüzüne saldırdı. Egemen'den bayağı bir büyüktü. 3-4 yaş. 4 değildir. 3 yaş falan kesin yani büyüktü bayağı. Babası geldi yanıma kusura bakmayın dedi. Hani sıkıntılı çocuğumuz dedi. Ben de tabii hem karşımdaki çocuk hem de özel durumu da olduğu için çok fazla tepki vermedim. Hayır hayır hani yapma falan diyebildim sadece. Ama o sırada olanlar oldu tabii. O yüzden de ufak bir kazamız oldu. Allah beterinden korusun diyorum. Sonra şöyle yine bunu bayağıdır ben görüyordum. Rossmann'da falan da çok rastladım ama bir türlü almadım. Yani Nashita'nın Nashita Pro. Bayağı bir büyük, güzel saç açıyor diyorlar. Gratis Beauty'den şöyle kuafın profesyonel saç kırıklarını giderici kompleks. Hatta bakalım nasılmış yapısı falan bilmiyorum. Aa, jel gibi. Güzel. Kokusu falan da çok güzel. Yani Morphos'un orada vardı. Saç uçlarıma sürdüler. Çok hoşuma gitti. Anında böyle çok güzel bir şekilde yumuşattı. Yani 1000 tane herhalde saç yağı falan vardır evde. Ama zaafım yani arkadaşlar. Saç yağlarına aşırı bir zaafım var. Bir de cam ya. Camlara da ayrı bir zaafım var. Kaç milimlikmiş bu? 40 milim. Bayağı da gider yani. Bu aralar en çok bunu kullanacağım. Ona muadil dedi. Hatta bu marka da profesyonel, çok güzel bir marka dedi. Ben de zaten daha önce duymuştum. Bir de orada işlem yaptırıp alışveriş yapanlara %10 ekstra indirim vardı. Anıl'ın da şampuanı bitmişti. Clearman, Mentol'ün
Yeni sıvı jel formül diyor. Avantajlı boy 485 milimlik. Şampuanla aldım. Egemen'e bu aralar almam gerekenler de. Sandalet almam lazım. Şapka almam lazım. Güneş gelmesine falan. Şapkaları küçüldü. İç çamaşır almam lazım. Atleti, kilodo, boxer'ı yok. Kalmadı. Enerjimi attım ya, şu an çok böyle keyifliyim ya. Ve dün ben yine duramadım. Akşam kaç gibiydi? 9. 9-10 arası Komegen'den çiğ köfte söyledim. Yine duramadım. Sonra sabah bir kalktım, midem dop dolu, hiçbir şey yemek istemiyorum. Ondan sonra da çok hafif, işte bir tane haşlanmış yumurta, bir tane dana salam, 3-4 tane zeytin, biraz beyaz peynir, salatalık ve domates yiyerek öyle geçiştirmiş oldum ve bu saat oldu. 11 gibi kahvaltı yaptım. 6 saat geçmiş, yani saat şu an 5. İyi oldu ve hala açlık hissetmiyorum ama çok gece bırakmadan yine de bir şeyler yemem lazım, az da olsa. Sonra güzel bir soda, kahve içebilirim. Kahve içmeyebilirim, soda içerim. BİM'e uğradım. BİM'den de şöyle bir krema aldım. Çünkü kremanı makarna yapacağım. Çok az yiyormuşum, bakın. Sonra yemeğimi de göstereyim. Hatta kremalı makarna yaparken hafif bir şeyler de gösteririm yine. Hafif ne ya? Aralarda bir şeyler gösteririm. Egemen Toş zorla bunu aldırdı bana BİM'den. Ve bir de şunu kaçıramazdım. Evde herhalde bu sene 1000 tane güneş kremi oldu diyebilirim. Çocuk özellikle güneş kremlerini çok aldım. Kendime bir tane aldım. O da yüz için. Mustela'nın tabii. Mustela'nın küçük yüz kremini aldım. Büyük boyunu aldım. Bir de Nivea Kids'in ultra koruma bakım anında uzun süreli cilt koruması. Kumsalda, oyunda, sporda 50 faktör olanını aldım. Çünkü fiyatı çok iyiydi. Yani kesinlikle bunu kaçıramazdım. O yüzden de suya dayanıklı diyor. Çarpı 3 suya dayanıklı, terlemeye dayanıklı, okyanusa duyarlı güneş kremi. Çok yüksek koruma. 3 yaş ve üzeri çocukların hassas ciltleri için geliştirildi. Tabii ki biz de kullanacağız bundan. Yani sırf egemenciğim için almıyoruz. Özellikle büyük boy tercih ediyorum ki hep beraber bol bol sürelim. Evet, alışverişlerim, aldıklarım bu kadardı. Dediğim gibi saçlarıma da şöyle güzel bir fönümü de çektirmiş oldum. Saçımı da yıkatmış oldum. Dün de kaşlarımı aldırmaya gittim ve biraz da boyattım. Rengini açtırdım. Böyleydi arkadaşlar. Şimdi ben hemen buraları bir toparlayayım. Hemen aldıklarımı göstermek istedim kısaca size. Sonra da biraz kremalı makarna yaparken biraz gösteririm. O zaman üstümü falan çıkarıp geliyorum. Mutfağa geldim, hemen tenceremi de ayarladım. Kremamı, makarnamı çıkarttım. Bunu dün sipariş etmiştik. Neydi bu? Tam spagetti gibi değildi bu sanki. Yassı. Ha, yassı makarna. Ama hepsini yapmayacağım ya. Sonra yanmıyor. Sonra kalıyor koca makarna. O yüzden gerek yok. Çiçek cihazlarım da burada. Ay, çok güzel olacaksın sen. İnşallah seni kurtardım solucandan. İnşallah diğerlerine geçmemiştir, bir şey olmamıştır diyorum. Sabahtan güzelce çamaşırlarımı da yıkamıştım. Öyle. Beyazlarımı atmıştım. Öncekilerde renkliler de vardı. 2-3 tane alalım yine. Şöyle oturayım ya. Yoruldum. Saçımı da hemen topladım. Şöyle bir oturdum. Şurama bir ağrı girmiş ya. Bu arada Domo'nun o cam temizleme göstermiştim ya telefonda. Cam ve parlak yüzeyler temizleyicisi. Bir de Anıl'a pastelin o dolgunlaştırıcı vaat eden parlatıcısını aldırmıştım. Yani dolgunlaştırıcısı çok iyi değil. Sephora'nınki çok daha iyiydi. Ama dudakları yakma etkisi var ya, orta düzeyde diyelim. Domo'nun cam temizleyicisi çok güzeldi arkadaşlar. Sadece bir kısmı yaptım. Hani oturup cam silmedim. Pazarda pazartesi günü seyahate gideceğiz çünkü. İnşallah herhangi bir aksiliğimiz olmazsa izin alıp seyahatimiz var. Seyahatten döndükten sonra dedim hani güzelce camları falan sildiririm. İyi ki de sildirmemişim bu arada. Çünkü dün aşırı yağmur yağdı. Sadece dün değil. Bu aralar çok yağmur yağıyor. Bugün yani bakmayın, hava bir güzel, iyiydi. Sonradan açtı. Yine sabah bulutluydu hatta.
Dün burayı sel götürdü. Haberleri falan da çıktı zaten. Yani aşırı bir yağmur var. İyi ki de sildirmemişim camları mı diyorum. Böyle. Şimdi döndükten sonra güzelce sildiririm. Mutfakta olan iç dışları dışı sildiririm. Camlarını sildiririm. Ay şuramı çok kötü ağrım ya. Ha ne yemek vardı onu da göstereyim hemen size. Yemeğimiz de bu. Kaşıktan gözükmüyor. Patlıcanlı, kıymalı güzel bir yemek. Yanına da makarna kremalı mis. Hatta turşu, turşu. Makarnamı hemen şimdi koydum. Domatesimi kesiyorum. Şöyle söğüş gibi bir salata yapacağım. Domates, salatalık. Öyle soslayacağım güzelce. Soğan koyasım var da soğan koymayacağım. Soğan koyunca ekmek de yemek istiyorsunuz. O yüzden hiç gerek yok. Verdiğim kiloları geri almak istemiyorum tabii ki de. Ocağına dün hiç silmedim. Bir tane hangi üründe o ya? Şu. Şu yeni mi çıkmış, ne yapmış bilmiyorum ama. Cifin. Ondan aldım. Bayağı güzel çıkarıyor. Cif'ten zaten memnun kalmayan çok azdır diye düşünüyorum. İyi bir marka. Şöyle hemen domateslerimi alayım. Makarnamla güzelce haşlanırken. Ya aslında makarnaya illa gerek yoktu ama. Ne bileyim canım çekti. Bir kremalı falan. Bu saatten sonra bir şey yemeyeceğim. Dünkü gibi. Yani. Ama o an yerken çok zevkli oluyor. Akşam vakti. Aç olmasanız bile yediğiniz zaman ne bileyim hoşuma gidiyor benim ya. Keyif, keyifçilik. Bir de dün ödül verildi. Onları izledik Anıl'la. Ne ödülleriydi unuttum şimdi adını ya. İşte en iyi şarkı, en iyi klip, ne bileyim, en iyi bir şey. Onları izledik. Bir yandan da soda mı içiyorum? Şimdi biraz limon. Sıkalım. Bu aralar da acayip limon seviyorum ya. Normalde de seviyorum da bu aralar ekstra bir seviyorum. Zeytinyağımız. Ve tuzumuz. Şöyle güzelce karıştıktan sonra vallahi değmeyin keyfime. Yine yaprak dökümcüğümü açacağım. Keyif yapacağım. Yalı Çapkın'ın en son bölümünü izledim. Kızılcık Şerbeti'ni izledim. Cuma'yı, ikisinde sezon finali var Cuma günü. Sabırsızlıkla bekliyorum. Tamamdır. Makarnamın güzelliği. Kendime şöyle koydum tabağı da iyice kirleterek. Bakar mısınız? O kremalı yapısı makarnacığım. Üstünü kapatmam lazım. Yemeğim de ısınıyor. Salatam zaten hazır. Ve artık vlog sonu diyelim bence. Öyle yani hiç atmamaktan iyidir diyorum. Bir şeyler çekmeye çalıştım. Perşembe günü de ipek kirpik yaptırmaya gidiyorum. Bu sefer doğal görünümlü bir ipek kirpik yaptıracağım inşallah. Yine o zaman görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Bay bay.